Onun yanında devam ettim, 15-16 yaşına kadar. Tır yine de delikanlı olunca beni kovdular gitardı seni. Genç yaşında oldum. Yeter artık. Ama sağ olsun bütün bu memleketimin birçoğunun düğünlerini hepsini yaptım, hepsinin elinde büyüdüm. Ve derken bir erkek orkestrası bu, yani artık erkeklerin içinde düğün yapma işine başladım. Devam ettik askere kadar, askerden önce evlendim. Evlendikten sonra müziğe bir ara ara verdim. Ara verdikten sonra, askerden sonra tekrar baktım ki olacak gibi değil. Herkes bizi illa düğünle istiyor, oraya istiyor. Dedik ki tamam, tekrar yeniden başlayalım düğüne. Bir daha başlayalım. Bu arada yalnız bakar mısınız, eline de çok yakışıyor. Soğanlar böyle hızlı hızlı doğrandı hemen biberler falan. Sen doğru bak, bak şimdi. Etimiz pişti. Et kavruldu. Şimdi soğanı mı yapıyoruz? Karıştırmadın, görüyor musun? Ay, yakacaktın az daha. Yakacaktık neredeyse. Yok yok, güzel kavrulmuş ama, kızarmış. Aslında biraz böyle yağ gezindirmek de lazım acaba? Sonra. Şimdi kendi şeyle olsun o. Oh babam benim. Çok değil mi o soğanları? Sonra soğan kokmayalım. Yok yok. Hiç mi soğan kokmaz hayatta, sen rahat ol. Biberleri de koydum. Emine Hanım sen de gel yanıma, kurban oldum ya. Eşinizin birinde doğum günü. Evet. Bugün o öyle seyretsin, o yemeği yesin. Hiç elini böyle bulaştırmayalım. Yok, bugün o sadece baksın, baksın bana, böyle. Bana böyle gelsin, yanımda olsun yeter. Gel Emine Hanım. Siz de şöyle. Hanım soğanı çok olmadı değil mi? Evet, ben dedim biraz soğan fazla ama yok, değil mi? Şimdi yağını koyalım. Biraz zeytinyağı mı koyuyorsun? Ne koyuyorsunuz? Alayım biraz hayatım. Hemen alırım, sen rahat. Hemen alırım, hiç. Domatesleri yetiştir. Ha, bir de domates keseceğiz içine, doğrayacağız. Şimdi domatesin de suyun içine girdim var ya, o zaman bak sen. Tadına. Ay bir de bunun içine böyle ekmek mi olacaksın? O da var, hepsini ben aldım. Ben çok severim bunu yemek yaparken. Ekmek var, yufka ekmeği. Yufka ekmeği, evet. Köyden geldi valla, inan ki İznik'ten getirdik. Rahmetlik nenemin ölüsüne gitti oraya. Halam yaptılar çünkü yemeği... Allah rahmet eylesin. Ev yemeğini, eşim de yani ev ekmeğini, eşim de çok sever, ben de çok severim. Dur aşkım karıştırdım. Biraz karıştırmak lazım tabii hızlı hızlı. Sonra böyle düğünler, dernekler derken sonra albüm nasıl oldu? İlk albüm nasıl yaptınız? Zaten ilk albümde ben kendim kasetçilik yapıyordum orada. Orada yöresel albümler yapmaya başladım. Yani 1985 yılında ilk albümü çıkarttım Armut Ağaç isminde. Sonra işte ikinci albümüm çıktı ve her dinleyici de sağ olsun işte yurt dışından işte veya yurt içindeki bütün şeyciler, hemşerilerimiz her geldiğinde yöremizin türkülerini okuyor diye albümlerim iyi tuttu. Her yaptığım işte de bir adım öne gittiğimin farkındaydım ve halk da diyordu zaten ya artık senin işte aşman lazım buraları. Nasip. Sonra İstanbul'a. İşte ilk baktım ki benim albüm yaptığım işte yani şey kasetçilik yaptığım şeyciler geldiler. Ya hadi gel sana bir albüm yapalım. Olur dedim. Albüme de geldim burada. İlk bir oyun havası yaptık. O zaman oyun havası şeyi var, furyası vardı. Furyası vardı değil mi o yıllarda? Sonra dedim ki ya ben oyun havası sanatçısı değilim. Ha tamam şeyim ama fakat benim kendi eserlerim var, kendi bestelerim var. Hani halkın benden duyduğu eserler var. Gelin başka bir yapalım. Yok dediler. Ben dedim ki zarar ederseniz benden parasın. İlk Kurtulan Gitsin albümünü yaptım. O zaman elimde ağır Adıyaman'da. İlçesinden, Besli'de. Albüm her tarafta iyi satıyordu. Adana'da, Antep'te, Malatya'da, Elazığ'da, her tarafta. Sen biraz karıştır. Şöyle Emine Hanım da işe girdi. Bu yemeğe yalnız üç kişinin eli değdi. Kesin çok lezzetli olacak. Üç kişi de böyle bir karıştırdı yemeği. Yani şunu söyleyeyim. Albüm, bizim hiç klibimiz, klibimiz yokmadan, hiç olmadan ilk Kurtulan Gitsin albümün 400 bin satmıştı o zaman. 400 bin, çok 400 iyi rakam. 400 binden sonra klip yapmaya başladık. Domates az olmadı mı hayatım? Şimdilerde 400 bin falan. Yok ben zaten. O zamanlar için ama iyi rakam. Kurtulan Gitsin'le arkasında hemen anında küstümü yaptım. Zaten küstümle bir patlama yaşandı. 1.200.000 Kurtulan Gitsin sattı. 1.200.000 o sattı. Oo. Yani çünkü ilk 400 binden sonra biz yaptık. İstanbul'a geldik bir klip çektik. Klip çektik. Biraz daha doğrayacağım domates. Yok tamam. Az oldu. Az mı oldu çok mu oldu şimdi yemeğe domates, kadar domates vermek oldu. Gerekiyor. Şimdi hanım gördü domates iyi, laç veriyor biraz az bakalım. Yani bugün yemekleri ben sana yapayım, niye karışıyorsun az oldu diyorsam az oldu avret. Yani ilk klipten sonra da o albümün bütün bir satışı patladı. 1.200.000 sattı. Üstüne hemen 3 ay sonra bir küstümü bir karışığa okuduk. Sonra karışıktaki olan albüm yani dediler ki ya işte
Şey, ikinci albüm mü acaba bu? Halbuki değil. İçinde sadece iki tane okuyun ve 10 sanatçıyla birlikte yapan bir karışık. Single gibi yani. Şirketin bütün 10 sanatçısının bir karma bir karışıydı. Ay türkü demişken siz böyle yemek yaparken hani arada sırada da girseniz mutfağa böyle söyler misiniz türkü falan? Ben de kendi kendime bazen mırıldanırım hiç şey olmaz. Ay bize de bir mırıldansınız. Yakanlarım kaldı. Bugün eşimin doğum günü. Vay. Ona yazdığımız eseri okuyalım. Vay. Sevgili Mehmet İmer'in olan sözlerimizi. Ay ne kadar güzel. Yakanlarım kaldı ne de saraylar. Terk ettiler dün. Dostum olanlar vefalım bir sensin bir kara toprak eminem eminem canım eminem elim ayağımsın dünya malımsın damarımda dolaşan taze kanımsın dostlarım terk etse mini sen yanımdasın eminem eminem canım eminem seni seviyorum. Ben de seviyorum. Ay ne kadar güzel ya maşallah nazar değmesin. Amin. Kaç Amin. Yıl oldu siz ne kadar birliktesiniz? 23'ümüz bitmek üzere. Oo. Evlilik 3 yılda flörtümüz vardır bizim 26 senemize 25'i bitirdik işte. 25-26 sene maşallah evet. Vallahi harika. Peki bu kadar. Yani böyle güzel bir ilişkiniz var. Bunun sırrı nedir Latif Bey? Öncelikle saygı. Bu çok önemli. Saygı sevgi doğuruyor. Artık birbirimize olan bağlılığımız yani Allah şey yapmasın, koparmasın. Biz birbirimizi saydıktan sonra her şey bitiyor. Aileyle iç içe olmasın. İşin sırrı o saygı sevgi. Yani ben bağırdığımda o susuyor, o bağırdığında ben susuyorum. He, birimizin alttan alması lazım. Sırayla. Şimdi şey çekiyoruz. Mesela eğer ki bugün ben bağırdıysa bu hemen buraya bir cızık çekiyor. Bak bu sefer sen bağırdın öbür sefer sana benziyor. Ona göre. Çok güzel bir şey ama sürekli erkek bağırınca olmuyor değil mi? Eda Hanım bağırınca. Olmaz. Denge sağlanmalı. Denge. Ya hanımlar bağırdım da ödüm yarılıyor benim şimdi hanım bağırdım. Bugün elim ayağıma karışıyor Allah'ıma. Eskiler derler değil mi? Hani hanımdan korkmayan Allah taş yapar diye. Kafirdir. Öyle derler. Öyle derler değil mi? Tabii Allah'tan korkmayan kafir derler bizim oranın deyimiyle. Şimdi bu arada bayağı bu oldu yani. Pişmek üzere az kaldı. Daha biraz biberlerimiz daha ay, biraz duruyor. Çok güzel kokmaya başladı. Altını açayım. Şimdi tuzunu bir elini onlarla açayım. Sana zahmet olacak. Şuradan alacağım. Tamam. Karabiber o gibi duruyor. Ne var burada başka? Acı seviyor musunuz? Ben çok acı sevmem. Hani hafif olursa güzel olur ama. Tamam. Bu hafif mi oldu? Çok oldu ya. Yok yok. O şimdi onu tuzlu. Ben koydum. Tuzunu koydun mu? Koydum onu. Tuzu da koydum. Onu en başına koydum. Şuna koyalım. Ama az koydum sanki. Geldi. Ay rengi falan da çok güzel oldu. Ya sen şimdi bunu var ya ekmeğe banacaksın. Of of of. Oh aman ay, benim. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz canınız çekti biliyorum ama. Bilmiyorum, üşenmeyin, yapın. Valla çok kolay ya. Çok kolay, hakikaten kolay. Tamam mı? Aa, bakayım şimdi, ekmeklere bakayım. Bu ne yapacak? Memleketten getirdiğim. Bu bizim memleket ekmeğimiz. Şöyle bir gösterelim şimdi, seyircilere. Bu yufka şimdi, mı deniyor, yufka? Yani yufkanın el yapımı bu. Bu evde yapılan, sacın üstünde. Şimdi bak, sacın bunları üstüne koyacağım. Bak. Pamuk gibi olacak bu ekmek. Çünkü bu geleli epey oldu. Ha. Bir hafta falan dolapta oldu. Dolapta muhafaza ediyoruz onu. Açmayın, böyle mi? Şöyle, peki hanım sen biliyorsun, yani ben biliyorum Allah'ını seversen. Biz biraz sonra ay, kavga edersek, bak hiç şaşırma. Ayırmam, söyleyeyim. Evet, saç tabanımız hazırdır. Olmak üzere o zaman. Olmak üzere, şimdi onu biraz dinlendirmeye aldık. Tamam. Altında tam kıstık. Ay şimdi bize bir şarkı, bir türkü daha söyleseniz böyle hazır böyle. Yar gelecek, yar gelecek, mutfak bana dar gelecek. Ismarladım Beydağ'ından. Tane tane kar gelecek, kar gelecek. Odan boyansın sarıya, söylen bal yapsın arıya. Biletin kesmiş salıya, çarşambaya yar gelecek, yar gelecek. Latif Doğan'ın ünlüler sofrası için hazırladığı yemekler ekibimizden geçer not alabildi mi? Bak ekmeğimiz nasıl yumuşadı görüyor musun? Pamuk gibi oldu. Pamuk gibi vallahi. Vallahi pamuk gibi. Uf 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 anam benim uf. Milyonların diline dolanan Küstüm şarkısının çok çarpıcı doğuş öyküsü. Sana gönlümü verdim kıymet bilmedin. Sana sevgimi sundum değer vermedin. Tüm dünyayı kasıp kavuran müzik piyasasındaki krize 1 milyon üzerinde kaset satarak nasıl dur dedi. En son 1,5 milyonu ben vurdum. Benden sonra kimse vuramadı abi.
az sonra. Efendim saç kavurmamız gördüğünüz gibi saç kavurmamız hazır. Burada tam aldım. Şöyle konuştuk bir şey olmaz. Şimdi bak ekmeğimiz nasıl yumuşadı görüyor musun? Pamuk gibi oldu. Pamuk gibi vallahi. Vallahi pamuk gibi. Uf 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 anam benim uf. Hafif de böyle kendi yağında da oldu. Şu etin güzeli. Nasıl olmuş? Ben de anlara bakım edeceğim. Nurbet Bey'e biz boşuna servis verdik. O sajda yemesin. Ha içinden mi? Bandıra bandıra. Ben öyle yiyeceğim zaten. Siz aslında bir şey söyleyeyim. En güzeli öyle olur herhalde. En lezzetlisi. Size servis yapacağım fakat bunu ayrı koymam lazım. Hayatım. Bu arada Latif Bey'in en küçük değil mi kızı? En küçük kızım en Sena. Küçük Sena. Sena çok acıkmış. Okuldan gelmiş değil mi? Kaça gidiyorsun Sena? Dörde. Dörde gidiyor. Dörde gidiyor kızım. Maşallah takdir getirdi bu sene. Oo maşallah. Çalışkan yani. Şimdi. Hadi ilk önce Sena'ya verelim. Küçüklere verelim. Değil mi? Sen çok açsın. Hadi gel dur. Servisine şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Mis gibi de kokuyor. Sen sever misin et? Yesin kızım bol bol. Yesin yesin. Ha, bakalım yeter mi? Hı hı. Ay ben de istiyorum. Orada ne kadar katabilir miyim? Hangi sen? Oh. Ay hemen tadına bakmak istiyorum. Nasıl acıkmış? Şöyle. Canım benim şöyle yanına. Yeter benim. Tamam. Açık ekmek mi alacaksınız? Ben açık ekmek. Nasıl güzel olmuş? Nasıl güzel olmuş? Vallahi mi? Vallahi. Allah sen bak. Doğruyu söyle bak. Babanın günahını boynuna bak. Biraz acı olmuş hafif. Ya ne hafif, acısı ya. Bir tık acı olmuş. Bak sen abi ki de ama çok güzel olmuş. Bak. Oh yeşildi. Bak. Ha nane mi o? Ha böyle ye dalınlar. Oh. Ben şey seviyorum maydanoz. Maydanoz vereyim sana. Üstüne ekebilirim maydanoz. Aslında normalde ekmem lazımdı. Dalgınlama geldi bak. Hayır, dursun dursun. Yemekte programında olsaydı kesin bir not verirlerdi buna şimdi. Bunu eleştirdik tabii değil mi? Şimdi bu böyle maydanozlar oldu mu Latif Bey diye girerdik değil mi? Evet bu maydanozlar sonradan oldu mu? İşte doğal derdim ben de hemen. Siz restoran işi de yapıyorsunuz değil mi? Evet, kendi restoranımız da var. Ne üzerine sizin restoran? Et kanat üzerine. Yani hem beyaz et hem şey. Nerede, yeri nerede? Büyükçekmece'yi geçince E5'in sağında, gelirken solunda. Büyükçekmece'yi. Şeyde. Her salı günlerde ben kendim söylüyorum orada. Her hafta sonları değişik büyük abilerimiz, yine isim sanatçılarımız oluyor. Ha, sizi izlemek isteyenler de gelebilir yani. Tabii gelebilirler. Hem alakart. Her sabah kahvaltısı, mangal başı böyle. Oh. Hepsi var. Mangala gelelim bir gün o zaman. Buyurun. Afiyetler olsun. Yemeğimizi yiyelim. Olur. Yemekten sonra size daha sürprizlerim var. Daha çay içerken türküler söyleyeceğim. Hayat hikayemden bazı bir şeyler anlatacağım. Darbuka çalacak mısınız bize? Vallahi bugün çalacağım tabii. Milyonların diline dolanan Küstüm şarkısının çok çarpıcı doğuş öyküsü. Sana gönlümü verdim kıymet bilmedin. Sana sevgimi sundum değer vermedin. Tüm dünyayı kasıp kavuran müzik piyasasındaki krize 1 milyon üzerinde kaset satarak nasıl dur dedi. En son 1,5 milyonu ben vurdum. Benden sonra kimse vuramadı abi. Az sonra. Evet muhteşem bir yemeğin üzerine bir de böyle çay keyfi yapıyoruz. Çay kek. Valla bugün bizi çok güzel ağırladınız. Valla elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yani ben aslında eğer böyle akşama kadar böyle burada bayağı şeyli olacağını bilsem daha fazla yemek yapardım. Veya daha değişik. Hem yöremizin yemeklerini bir tanıtmış olurduk. Yani o anlamda. Yoksa hani yemeği çok yiyeceğimizden değil. Amaç buralara kadar yani şey Allah bize bu şeyleri vermişse bölgemizin de yemeklerini bir tanıtayım. Yoksa bir gün özellikle geliriz böyle yemeğe geliriz. Yemek programı yaparız. Yemek programı yaparız. Eyvallah inşallah beğendiniz. Ben çok beğendim çok da memnun oldum. Bakar mısınız yani her şey var zaten önümüzde. Valla acı dedin ama iyi de işi götürdün ya. Yedim oldu ya. Devirdin valla. Acı dedim ben yedim hakikaten. Çok güzel oldu. Ben size şey sormak istiyorum. Siz kendi tarzınızın dışında da müzikler dinliyor musunuz? Yani tabii. Neler dinliyorsunuz? Mesela kimleri seversiniz? En çok Türk sanat müziğini daha çok severim. Yani ve onu iyi dinlerim. Elimden de geldiğim dilimin döndüğünce de okuyorum. Hem tüm sahnelerimde okuyorum. Hem de her albümde bir tane mutlaka Türk sanat müziğine yer veriyorum. Çünkü niçin? Yani Türk sanat müziği ve halk müziklerimiz bizim özümüzdür. Ben halk müziği okuyucusu olarak sanat müziğine yani her albümde bir tane okumalıyım ki halk müziği dinleyicisinin de kulağına onu yansıtmam lazım. Ki onun da şeyi ölmesin, şey dinleyici kitlesi ölmesin tabii, yani. Tabii. En azından yeni nesillere veya halk müziği nesillerine de onu azıcık da olsa bir sevdirebilirsin ne mutlu bana. Ama her albümde mutlaka bir sanat müziği ekliyorum. Ben çok seviyorum sanat müziği. Böyle bize mırıldansanız birazcık böyle. Ne istersin? Ya ben mesela neyi seviyorum? Huysuz ve tatlı kadın seviyorum. Huysuz ve tatlı kadın.
Ama sana şeyi okuyayım dur. Neye? Çünkü bugün eşimin biliyorsunuz şey, doğum günü ya. Her şey bugün onun için olsun. Tamam, onun için olsun. Tabii ki. Söyleyin sevdiğim nerede? İstanbul sokakları. Daha yukarıda çıkıyor. Çare bulun burada İstanbul sokakları. Çare bulun burada İstanbul sokakları. Onu benden siz aldınız. Onu benden siz çaldınız. İstanbul sokakları. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Ben bu şarkıyı da çok seviyordum. Çok güzel oldu. En son albümde okuduğum buydu zaten. Şey, darbukayı böyle çalıyor musunuz arada yoksa? Yani ben çocukluktan beri bunu yani hep çalıyordum fakat... Sahnede çalıyor musunuz? Sahnede ara sıra bir şov yapıyorum. Hani böyle tam Galyan'a geldiğim anlarda böyle tok 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 yapıyorum. Hem özellikle hem defi ve yani şey davulu ve şeyi alıyorum. Şey davulu diyorlar. Kayı. Aynı zamanda hani bir enstrüman çalıp söylemek çok zor diyorlar. Çok zor. Ama benim yıllarım öyle geçti. Ben hep bayanlar oynuyor biz hem söylüyorduk hem çalıyorduk. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur. Bana bir bade doldur. Bu ne güzel gülür haninna. Haninna yavrum minna. Eski düğünlerde böyle söylüyorduk hep böyle çalıp koyduk. Hiç zorlanmazdı, alıştık çünkü. Bir de el değildi, o zaman çubuk kullanırdık. Ha, şeyler vardı, küçük tahta tabii. Çubuklar vardı. Onu yapardık veya kurşun kalemlerini alırdık. Her düğünde en az 10 tane kurşun onunla kalemi kırardı. Onunla çalmak daha zor değil mi peki? Yok, alışmıştık öyle çünkü ses çıkması lazım. Çünkü yani eskiden hoparlör mü vardı? Ha, doğru tabii. Mikrofon o insanlara ses. Ulaştırmak için sesi. Biz her cuma günü öğlenleyin başladık işe düğüne. Ta pazar öğlene kadar 3 gün 3 gece türkü söyledik. Çıplak sesle. Zor değil mi çıplak sesle? Akşam saat 11 oldu mu bakardım bayanlar süt getirir. Aman çam bu sütü işte sesin düşmesin. Zaten 7 saattir okuduğum 8 saattir. 8-10 saat okuduk onları düğünde. Peki şimdi böyle yeni müziğe başlayacaklara ne tavsiye edersiniz? Nereden başlasınlar? Ne yapsınlar? Yani imkanları varsa eğitimini alsınlar. Ama imkanları yoksa ki varsa yani yetenek varsa ruhlarında ve bu işi çok seviyorlarsa ki mutlaka bölgelerindeki bir ekiple çalışma yapsınlar. Hani onlarla iş yani hayatın hem mektebini okur yani ekip yani varsa imkanı varsa alsın ama yok alaylı olacaksa da o işin ilk tohumundan başlasın işte ekiplere ya gitsin düğün yapsın sahne şeyini yutsun tozunu yutsun halkla iletişimi kursun işte yani orada mikrofondan halka bakış yani çok önemlidir onlara baksın yani bunun işin eğitimi hem mektebi var ama yoksa imkanları işin içinde olacaksın işin içinde olsun zaman. Çünkü yoğrulursan her gün bir nebze daha bir adım da öne gidersin eğer işi çok seviyorsan tabii sevmek de çok önemli tabii çok önemli tabii sevgisiz hayatta başarılı olamazsın. Seveceksin. Ben emek vermek gerekiyor. İnan ki çok para üste verip bak üste çok para verip ta Uşak'a, İstanbul'a ve başka şehirlere bütün paralar ben harcarım sırf orada sahne yapayım. O da beni görsün. Oranın halkı da beni görsün. Yani ben kendi kabıma sığmıyorum artık. İlçem bana dar geliyordu. Yani sanatım açısından dar geliyordu. Hı hı. Çünkü ben iş yapıyorum. İşimde de hep yenilikçiyim. İşte yani eser yazıyorum. Söz müziklerim var. Yani herkes bana diyor işte ya sen daha hala besindesin. Niye gitmiyorsun? İşte oraya çıkanlar senden iyi mi? Hayır iyi veya değil ama fakat demek ki bir zaman olacak bunun. Yani bir yere onun bir vakti de olacak. Ve biz de öylesine işin içinde bocalaya. Ama her gün bir güzel yani örneklerini ala. Allah'a şükürler geldik ve benim bütün gençliğe tek şunu söylüyorum. Önce anne baba ve işte eğer evliyseniz eşlerinizin desteğini alarak. Ve bu işin eğitimini dediğim gibi maddi anlamda eğer ki imkanınız varsa eğitim yani bunun okuluna gidin yoksa da bir ekip oluşturun kendinize düğündür özel günlerdir veya herhangi bir restorandır ve gidin çalışın. Sizi herkese tanıtan Küstüm oldu aslında değil mi? Onun hikayesi nedir? İşte Kurtulan Bitsin albümün klibi için İstanbul'a geldim.
Bugün kar yağdı, yarın yağmur yağdı. Öbür gün Amerikan Irak'ı vurdu. İşte hep iptal oldu klip. İki ay İstanbul'da kaldım. Çekemediniz mi? Evet, şu anki 10 yaşındaki olan kızım, o zaman 3 yaşında. Evi aradım işte, dedi ki, baba sana çüştüm, niye bir şey gelmiyorsun artık? Yani diye. Orada da sevgili Mahmut Atabay'ın eseri zaten şeydi, kulağımdaydı. O hökeyle gittim, okudum, sinirlen. İçim dolu, özlem var, o var. Ki gribim de okuduğumda, nefesim çıkmıyordu normalde ama ki gribim yani. Ama gittim vallahi okudum. Albüm çıktı. Yürü ya, yani hayata küstüm mü bir şeydi ama fakat hayatla barıştık herhalde. Değil mi? Bir küstümmedik, dünyayla tanıştık. Barış oldu. Çok hikayesi yani hikaye. Sevgili kızımın babasına küstüm, niye eve gelmemden olmuştur. Sonra bir daha eve gelmek daha zorlaştı tabii bu sefer. Tabii şimdi, şimdi de hafıza bir gün acaba böyle yani tam oturabiliyoruz. Yani ben her haftanın bir günü mutlaka evimden hiç çıkmıyorum zaten. Her pazartesi günü evime ayırırım kendime. Eğer çok önemli bir işlerim yoksa veya bir şey. Ve diğer günlerde eğer ki bir işim yoksa evden çıkmıyorum. Çok ilgilisiniz yani zaten. Son bir buçuk yıldan belli öyleyim. Ama ondan önce her gün bir yerlerdeyim. Çünkü niye? İstanbul piyasasındayım. Bir metropolün içerisindeyim. İstanbul'u tanımam lazım. İstanbul'un içinde yaşayanları tanımam lazım. İşte bana herkes işte ya gel seni işte buraya götürerek tanıştırarak diyen insanları tanımam lazım. Tabii. Tabii ki bunları tanıyana kadar İstanbul metropolde bir 3-3,5-3-4 senemi aldı. Zaten ben eşime demiştim bana 5 yıl çıkartma. Demek ki Allah beni o zaman şey yaptı. Ama eşiniz de çok anlayışlı. Allah razı olsun. Yani zaten onların anlayışı olmasa hayatta işinde başarılı olamazsın. Çünkü onların evet. En başta bir desteği lazım. Tabii. Ve aile yanınızda olunca mutlaka. Zaten yürüyorsunuz, gidiyorsunuz. Çok şükür, çok şükür. Allah onların biz her gün ben mesela işe gittiğimde hiçbir zaman için dualarını eksik etmezler. Ta kapının çıkışına kadar dua eder, öyle gönderirler. Allah herkesin razı, hepsinden razı olsun. Hepsinden memnunum. Hem evlatlarımdan, hem eşimden, hem ailemden. Hepsinden razı olsun. Ne kadar güzel. Dualar önemlidir. Abi çok güzel. Bu şeyi çok sevdim ben. Darbuka çalmanızı. Vallahi çok sevdim. Ne böyle, istiyorum? Yine böyle ne olsun böyle böyle. Hareketli bir şey olsun. Hareketli bir şey olsun. Ben senin yaptığın gibi terk edip de hemen gitmem. İki elim yakandadır, hiç hakkımı helal etmem. Hiç hakkımı helal etmem. Öyle bozguna muradım, gazel bükmüş bağlar gibi. Öyle bozguna muradım, gazel bükmüş bağlar gibi. Tek başıma yaşıyorum, boynu bükük kullar gibi. Yetim kalmış kullar gibi. Dahara dahara zalime, basa baka çalime. Evimi başıma yıktım, bir kere de sor halimi. Degidi zalime, yeter etme çalime. Evimi başıma yıktım, bir kere de sor halimi. Nanane 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 Ağzına sağlık. Eyvallah, teşekkür ederim. Çok keyifli çalıyorsunuz, çok keyifli söylüyorsunuz. Ben özellikle oturak alemlerde çok severim bu şeyi. Mesela biz her memlekete gittiğimde 10-15 arkadaşlarım vardı böyle işte, her zaman oturduğumuz. Onlarla bir keman, bir cumbuş, bir davruk alırız böyle. Zaten o grubumuzda hem ben çalıyorum, hem orada bir arkadaşım daha var, Erol isminde, o çalar. Hı hı. İşte ben yorulursam, o yorulursam ama oturak halinde böyle oturdum masaya. Değil mi? Sizin oraların da oturması meşhurdur değil mi? Böyle sofralar, yemekler falan. Mangal yerlerinde çiğ köfteler bir yandan yoğrulur, oh, alem şefler bir yandan kim oynar, kimisi işte çalar. Çok keyfinize böyle düşkünsünüz. Çok muhteşem. Yani bizim bölgenin insanları bir hafta çalışırlar. O bir buçuk güne sığdırırlar bütün hayatın o haftalığın yorgunluğunu. Yemekse yemeğini, alemse alemini de yaparlar. Oh ne kadar güzel. Vallahi çok keyifli. Ben de çok keyif alıyorum da. Hem çok muhabbetiniz de çok güzel. Her şey yani zevkli. Zevkli yapıyorsunuz. Yapınca da zevkli yansıyor. Tabii şimdi sen ne kadar yani bu şeye benzer. Mesela eğer ki bir arkadaşınız sen yani sen bir arkadaşına nasıl dans edersen arkadaşın onu öyle görür. İşte o adam çok iyi adam dersen o adam oraya giderken ya biz de iyi bir adamın yanına gidiyor derler. Ama sen kötü bir adam dersen o zaten 1-0 mağlup gidiyor yani adam kötü.
diye giriyor. Ama yani o da öyle. Şimdi bu alemde, kefte, müzikte, sahnede sen seyirciyle ona elektriği verirsen hani irtiba ondan böyle geldiğinde şeye geldi. Göz irtibatı. Evet, göz göze geldiğinde o elektriği verdiğin anda seyirci zaten senden kendini alamıyor. Doğru. Ben işimi seviyorum. Ben mesela benim orada bir çıktığımda 600 kişilik mekan. En dipteki müşteriyle ben en ortadaki müşterinin hepsini anında görüyorum. Hiç bir hareketim sanki hepsine aynı hareket yapmış gibi. Bakın hepsi bir de siz işi böyle bayağı bir kalkmışsınız. Abi ben işimi seviyorum. Çünkü oraya gelen insanlar benim için gelmişlerse ve beni dinleyeceklerse ben herkese aynı anda hitap edebilmeliyim. Peki bu yoğun tempoda beste yapmak için vakit bulabiliyor musunuz? Yok. Yeni şarkılar yani yapmak için. Yani şunu söyleyeyim. Söz yazıyorum. Ama müziğe gelince vaktim yok. Yapamıyorum. Eskiden hem vaktin oluyordu hem işte insanların içindesin. Şu an insanlarınla iç içeyiz ama hani insanların hep genelde mutlu olduğu anda iç içesin. Nedir işte halk konseri, düğünüydü, işte festivaliydi, bilmem neydi. Şimdi önce normal hayatında yaşadığında işte mesela gittiğinde orada acı çekeni biliyordun veya yokluğu biliyordun veya işte diğer veya aşk yaşayanı, sevda çekeni görüyordun, etkileniyordun, yazıyordun. Şimdi herkesin mutlu anındayım. Tabii sürekli program. Vakit de yok. Mesela oturup şöyle bir iki gün böyle elim kulağa atıp böyle bir istirahat edeyim, işte beste yaptığım meselelerin üstüne bir müzik şeyi yapayım. İmkan yok. İşte yani şeyde üst katta şeylerimiz vardır. Hiç daha açık da. Şundan iki yılda işte elma almıştım dedi. İlk kez alıyorum. Çocukken hayalleriniz neydi? Ne yapmak istiyordunuz? Ne olmak istiyordunuz? Yani o zaman da böyle şarkıcı olma hevesi var mıydı? İsteği var mıydı? Yani ben İlkokula başladığım yılda türkü söyleyerek zaten ilkokulu geçtim yani açık söyleyeyim. Yani ben pek okuma yazmam o kadar yoktu. Kim fark etti sesinizin benim güzel olduğunu? İlkokul 2'de öğretmen işte ilk şeyde müzik dersinde kim türkü söyleyecek dedi. Ben hemen şey kaldı, parmak kaldırdım. Çocuklar dedi dur Latif Doğan ilk kez bir şey parmak kaldırdı dur adam dedi bir söylesin ne diyecekse. Çünkü yaşım küçükken ben iki kelimeyi bir araya getiremezdim. Dilim pertek hala mesela hala da oluyor bende. Ama bu türküyü söyleye söyle artı işte yani şeyleri okuyor ki. O da çok ilginç tabii bir şey onları, değil mi? Konuşurken biraz. Az buçuk atlattım. İlk parmağı kaldırınca dediler dur lan. Oğlan ilk kez Latif dedi parmak kaldı. Okudum hoşuna gitti. İlk okuduğum türkü. Karar verdim içmemeye, içmemeye bir daha. Tutamadım sözümü ben, tutamadım sözümü ben, yazıklar olsun bana. Bunu okudum, öğretmen kolumdan tuttu, aldım doğru şeye öğretmen odasına. Ya arkadaşlar dedi, bu çocuğu bir dinlemeniz lazım dedi. Arkadaş ben her gün öğretmen odasında artık her ders, her ara şeyde, teneffüste, öğretmenlere türkü söylüyorum. Sağ olsun. Böyle. İlkokul 3'e kadar ben çok güzel yazıyordum. Hiç okuyamıyordum. Niye? Dilim peltek şimdi. Yani, benden rezil olmayayım diye. Evde bir gün okumayı bir çözdüm. 3. sınıfta bir parmak kaldırdım. Öğretmen geldi ki dur dedi. İlk kez bir şey okuyacak bu adam okusun dedi. Fakat heyecanla gene bir peltekleme yaptı. İyi okumadım. Sen türkü söyle oğlum. Tamam dedi. Sen türkü söyle. Yani ilkokulda o günden belli hayallerimi hiç yitirmedim. Yani böyle ekranlarda o zamanki çıkan bütün türküleri falan o zaman da izlediğimde. Herhalde yani 11-12 yaşlarına geldiğimde hayallerimi daha da işte büyüttüm hayallerimi. Şimdi mesela hep nenemin olduğu şeye ilk doğduğum şeye gittim ben şeye köye. İşte bir gün artistleri buraya getireceğim, bütün burada çekim yapacak, kamera çeker öyle hayalliyordum. Nasip etti gittik orada klip çektik. Aa, ne güzel. Yani hayallerimde Rabbim bugüne kadar hayal ettiklerimin hepsini bana verdi. Çok şükürler olsun. Hiç ben şu an gözümde bir şey kaldı diye bir şey yok. Çok bundan şükür. Sonra ne yapmak istiyorsunuz peki? Yani benim şundan sonraki hedeflerim şudur. Yani şu an geldiğim mevkiyi koruyabilirsem, halkın gönlündeki o sevgiyi hala bir şey ettirebilirsem, devam ettirebilirsem. Çocuklarımın ve bakmakla yükümlü olduklarımdan yani şeylerden şey alırsam, garantisini alırsam. Başka bir beklentim yok. Çok şükür. Eğer ödülse ödüllerin yani şeyini zaten en büyüğünü aldım. Halkın büyük bir sevgisini aldım. Eğer ki amaç diğer aldığımız ödüllerse şükür en çok albümü gidenlerin ödülünü aldım. En iyi şey yapan şov programı ödülü aldınız değil mi? Şovumun 3 sefer ödülünü aldım. Ve kendine has yani kendine has uslubuyla halkla bütünleşen programı adı altında ödül aldım. O kadar güzel. Uslubuyla.
Yani hepsini bana verdi Rabbim, Allah'a şükürler olsun. Şimdiki bir tek bir şeyim var. Ben artık bundan sonra kendimi koruyabilmeliyim. Kendi kariyerimi, kendi kişiliğimi, sanatımı, işimi, yani aileme sahip olabilmeliyim. Hı hı. Çünkü adımı atarken artık tek Latif Doğan diye atmıyorum. Ailem ve ilçem. Yani bütün memleketim için atıyorum. Allah da inşallah bizim bütün severlerimize karşı maaşı ötmez bu anlamda. İnşallah etmez. O zaman ben sizden bir şarkı daha isterim. Senin yüzünden canıma, damarımdaki kanıma, senin yüzünden canıma, damarımdaki kanıma, Kur'an'ıma, kitabıma küstüm. Daha seninle konuşmam, küstüm, küstüm. Ne yaparsam yap barışmam, küstüm, küstüm. Artık sana hiç karışmam, küstüm, küstüm. Vallahi küstüm. Ekmeğimin tuzu olsam, küstüm, küstüm. Kaderimde yazın olsam, küstüm, küstüm. Padişahın kızım olsam, küstüm, küstüm. Ben sana küstüm. Bitsin bu sevdamız, bitsin. Nereye giderse gitsin. Bitsin bu sevdamız, bitsin. Kim istiyorsa gitsin. Konuşursam dilim koptu, küstüm. Küstüm kara gözlerin elini, küstüm, küstüm. Küstüm acı sözlerine, küstüm, küstüm. Gölgesine, izlerine, küstüm, küstüm. Ben sana küstüm. Ekmeğimin tuzum olsam, küstüm, küstüm. Kaderimde yazım olsam, küstüm, küstüm. Padişahım kızım olsam, küstüm, küstüm. Vallahi küstüm. Dinle beni ey vefasız. Ben sana gönlümü verdim, kıymet bilmedin. Sana sevgimi sundum, değer vermedin. Her Allah'ın günü peşinde koştum. İki gözü kör olmaya sıca bir gün olsun görmedin. O da yetmezmiş gibi yerden yere vurup her gün perma perişan eve gönderdim. Hatırlar mısın? Bir gün sana bir söz söylemiştim. Ben sana bir küsersem bu küskünlüğümü de bütün dünya duyacak demiştim. İşte ben sözümü tuttum. Ama sen çok şey kaybettin. Çünkü şimdi sana bir tek ben değil, bütün dünya, bir tek ben değil, bütün insanlar küstü. Latif Bey, yeni albüm var mı? Yeni albüm inşallah bu Nisan ayında diye düşünüyoruz. Nasip olursa, ben her yıl albüm yapmıyorum. Hı-hı. Yani herhalde yapmamız da lazım ama fakat nasip olmuyor. İşte işlerimiz yoğun oluyor. Her kışın günü, üç günüm benim her hafta sonu yurt dışında geçiyor. Hı. Yani yoğun bir konserler talep, falan. Talep oluyor oradan, Allah razı olsun. İşte haftanın bir günü televizyon programı, bir günü kendi restoranlar. Yani orada çalışıyorsunuz. Bir gün eve ayırıyorum, bir gün de yetmiyor albümü yapmak. Ama nasip olursa Nisan ayında artık, çünkü eserlerimiz hazır hemen hemen. Daha eğer ki bu eserlerimizi birileri almadan, birileri kapmadan. Kapmadan. Ben hep eserleri hepsini ben bulurum. Bakarım ki tam yapacağım albüme geri albümden vazgeçip götürürüm arkadaşlarıma vereyim. Anasını okuyorum. Yani eserim mutlaka ya o olacak. Yani hepsini götürüyorum, veriyorum mesela. En son bana bir eser geldi okumam. Aşkısı, Lelin aşkısı, aşkı gönlümün tatlısı. Götürdüm Alişan'a verdim, o okudu. Ha, Alişan mı okudu onu? Dedim elemanlara götürüp Alişan'lık bu, tam Alişan okusun. Zaten şu anda insanlar hani çok fazla da albüm yapmak istemiyorlar. Özellikle yani korsan çok bir yaptığımız emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Evet tamam, hani bizim cebimizden para çıkmıyor şimdi. Allah yardım etsin yapımcılarımıza. Ha, yapımcılar, prodüktörler. Ama şimdi onları düşünmek lazım. Şimdi adamlar
Hani Anadolu'dan yeni gittiğimiz sanatçı değilken diyelim ki işte git stüdyoya hemen oku işte 5-10-20 lira bir para harcıyor. Artık bize 5-10-20 lira para da harcamıyorlar. Yani bizim en kötü harcanılan parasının en kötüsü 150-200 milyar mal oluyor. En kötüsünü diyorum bakın. E şimdi bu adam 200 milyara harcıyor, 200 milyarının karşısında 50 milyar alamıyor ki. Tabii korsan var. İnternetten indir, oradan indir, buradan indir. Şimdi ben hem televizyonlarda hem de bütün çıktığım yerde şunu söylüyorum. Bakın ortalama bir yılda bile yapsak bir albümü. Ha. Biz bir yılda halkımızın cebindeki 10 lira talibi sadece. Doğru. Yılda bir sefer. Doğru. Yani düşünün ya söyleyemeyeceğim ona her gün bir sigaraya veriyorsunuz o parayı. Günlük. Ha, doğru. Biz yılda bir sefer veya iki yılda bir sefer yaptığımız albümde biz bütün bize yani bize yüreğindeki verdikleri şey sevgi gibi cebinizdeki 10 liraya iki yılda bir kere. Biz de zaten programımızdan hep söylüyoruz. Hani korsan almayın. Çünkü sanatçılara değer veriyorsunuz. O sanatçıları yeni şeyler üretmesini istiyorsanız gidin tabii. Satın alın. Hem de güzel kaliteli müzik dinlemiş olursunuz. Tabii şimdi alıyorsunuz ne tizi var ne bası var ne orada şimdi o kadar emek vermişsin. Adam gitmiş şimdi binlercesini doldurmuş. Hiçbir yani müzik de alamıyorsun. Müzik yok tabii kalitesi hani de. Adamın dediği gibi ben ucuz mal alacak kadar zengin değilim hesap. Yani ucuz alırsan ne olursun 3 kere binlersin. Zaten 10 lira bir şey değil. Evet. Yani inşallah bunun da üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Allah gönlümüze göre versin. Yoksa yani albümden para kazanmak için yapmıyoruz ama hani habire eserlerimiz yenilensin. Tabii üretmek gerekiyor. İşte veya işte yeni üretelim diye. Yoksa albümden şu an hiç en son 1,5 milyonu ben vurdum. Benden sonra kimse vuramadı abi. Bir vurdum sağlam vurdum ben o 1,5'a demek ki sonra kimse gelmedi. Valla bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Aslında yemekler de çok güzeldi. Vallahi her şey çok güzeldi. Bizi çok güzel ağırladınız. Eşinize de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Onlar da sağ olsun. Son anda söyledi. Böyle hemen bir anda hamaratlığını gösterdi. Hemen dedi ki bana da yapar o. Valla siz de yani türkü evet, söylemekte bayağı. Usta olduğunuz kadar mutfakta da usta olduğunuzu yani, gösterdiniz. Damakta da güzeldi yani. Hoşuna gitti. Kesinlikle güzeldi. Tamam. Ben açılışta dedim zaten bakalım ne kadar usta dedim mutfakta. Vallahi çok güzel oldu. Çok da beğendim. Ben etli yemeklerde ustayım. Açık söyleyeyim. Mesela mangalı yakarım. Hanım Allah razı olsun hemen salatasını hazırlar ama mangalda eti kimseye vermem. Onu ben yapmalıyım. Çünkü o erkek işi. O erkek işi değil mi? Tabii. O erkek yapıcı. Mesela şey yoğurduğumuzdan. Şey etli çiğ köfte yaptığımızdan. Şimdi eğer ki çok kalabalıksa eşime yoğurtuyum. O zaman ben içinde çıkamıyorum. Ama kendi böyle 3-5 yani 3-5 kişisek işte bir iki aile dostumuz varsa hiç vermem kimseye, onu da ben yiyorum. Bu da erkek işlerim. O anda erkekliğim onların. Kalabalık oldum bayanların işi. O zaman hanıma. Peki tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bize son böyle bir şarkıyla kapatalım programımız olur mu? Öncelikle ben hepinize çok teşekkürler diyorum. Bizi yani hem evimize geldiğiniz için hem evimizi renklendirdiğiniz için. Hem bizim de böyle şey yemeklerimizden alıp da bizi mutlu ettiğiniz için. Bizde hep dedi büyüklerimiz, oğlum evde misafir yoksa hata yapmışsınızdır mutlaka, bir yanlışınız olmuştur. Bu bizim büyüklerimizin hep iyi bir lafıdır. Misafirsiz ev hiç hayatta biz... Biz yine geliriz, biz gelin. Çok sevdik. Vallahi canını sıkıldıkça gelin. Aşkınla ben deli divanem oldum. Bu da yeni eserim bak, yeni okuyacağım. Hep bugün sizlere ilkleri okuyorum. İlk. Evet, yeni albümde okuyacağım. Aşkınla ben deli divanem oldum. Yazarım şiirler, nağmeler gülüm. Kalemim kağıdım bir gün biterse kanımla yerlere yazarım gülüm. Bir gün ben onun için parmağımı kestim mi ona mektup yazdım. Kanımızla? Tabii kanımla mektup yazdım. Oo. Ha böyle şu kadar sayfalar da birbirine yapıştırdım. O kağıtları. Tamam mı? Küsmüştüm. Bana yüz vermiyordu. Ya yüz vereceksin ya da ben küsersem iyi küserim diye kanımla böyle parmağımla yazdım. Ondan sonra kızı kandırdım aldım nikah bastım. Ha öyle kaldım. Öyle işe yaradı yani. Kan akıtmaya değdi. Kalemim kağıdım ey bir gün biterse kanımla yerlere yazarım gülüm. Ay gülüm gülüm yalarım gülüm. Ben senin aşkınla ölürüm gülüm. Saçını okşayıp seni seversem, belime sarılıp seni öpersem. Eğer bırakıp da Lili bir gün gidersen, vallahi derdinle ölürüm gülüm. Ay gülüm 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 yanarım gülüm. Ben sen
sevdanla ölürüm gülüm.